Trabzon'a sevdamız dün değil bugün değil. Bu öyle bir sevda ki tarifi mümkün değil. Bordo mavi sevgisi ağır gelir tartılmaz. Bu öyle bir sevda ki yaşanır anlatılmaz. Yaşanır anlatılmaz. Türkizi uşağı dinler ağlar beyler. Trabzon şampiyon oldu, yandı şehirler köyler. Bu sene kabul oldu arzu ettiğim şeyler. Ha bu İsmail Türk söylenmeyeni söyler, söylenmeyeni söyler. Mavi aşkımız ömür boyu sürecek. Doğmadı anasından aramıza girecek. Kurulduğumdan beri en baştasın en başta. Aynı sene doğmuşuk ikimiz de bir yaşta. İkimiz de bir yaşta. Trabzonspor'u gerçekten seviyorum. Hem candan hem gönülden yürekten seviyorum. Sizi tebrik ederim Trabzon'u yönetenler. Alnınızdan öperim formayı terletenler. Formayı terletenler. 3 yılı geride bıraktığımız yönetim kurulu arkadaşlarımı, bir kısmı cenaze, bir kısmı yılbaşı gezi noktasında ziyarete gittikleri büyükleri var. Burada olanları bir dakikalık da olsa yanıma davet ediyorum. Benimle beraber 3 yıl yol yürüyen arkadaşlarımı şu alana rica ediyorum, davet ediyorum. Evet, bu sağında solunda gördüğünüz gönüllülük esaslı hizmet erleri çok kısa bir ifadeyle anlatacak olur isem, bu güzel millete, bu güzel topluma hizmeti ibadet olarak kabul edip 3 yıldır sizlere derneğimizin bünyesinde hizmet vermeye çalıştık. Malum pandemi ülkemizde birçok birimde, kurumda hizmeti aksattığı gibi bizim de 3 yıl önce buradan verdiğimiz sözleri yerine getirmemize olanak sağlamadı. Allah'a çok şükür ki pandemiyi geride bıraktık. Bu olan genel kurulda bu yönetim, yani 3 yıl sizlere hizmet eden bu yönetim, gelecek kuşaklara daha iyi hizmet edebilmek, dünyayı daha iyi okuyabilecek olduğuna inandığımız gençlerle bir yönetim kurulu noktasında elinden geleni yapmıştır. Bunu buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bize göre tatmin olmadığımız, yeterli olmayan hizmeti sizler yeterli görüp bize devam noktasında bir takım talepler, bir takım ricalarda bulundunuz. Bugün bu saatte burada toplanmış olan genel kurul ve genel kurulumuzun misafirleri, aramızda çok değerli siyasetçilerimiz, STK'cı, STK temsilcilerimiz, muhtarlarımız, bu derneğin de kurucusu olup üye olduğu Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun başkan vekili, o Hayrat Birleşik Maki deyince bize bazen sorular geliyor. Neden iki ilçenin ismini kullanıyorsunuz? Kısaca açıklayayım. Maki yöremizde, o coğrafyada 6 köy, bugün 40-50 bin nüfusa sahip 6 köy yerleşmiş. Ve 6 köyün 40 bin aşkın nüfusu değil ülkenin, dünyanın dört tarafında üretken, çalışkan, siyasete, sosyal alana ve iş dünyasına katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu yöremizin, evet, Sayın Genel Başkanımız, Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız İsmail Şakir'in aramızda, hoş geldiniz. Şimdi misafirlerimiz de geldi. Açılış konuşmasını kısa tutuyorum.
ben tekrar genel kurulumuza katılan üyelerimizi, hemşehrilerimizi misafir olarak bu günümüzde bizim bu muhabbet düzenimize, muhabbet ortamımıza katılan misafirlerimize isimleri az sonra buradan okunacak. Huzurlarınızda hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Divan için önüme bir dilekçe geldi. Evet geliyor, gördüm. Of Hayrat Birleşik Maki Eğitim ve Kültür Derneği 12. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na. Divan Başkanlığı'na Selam Aykut. Katip üyeliğe Sami Atalay, Adil Sarmusak öneriliyor. Oylarınıza herhalde sunuyoruz. Evet. Divan yerini alabilir mi Sayın Başkan? Divan yerini aldıktan sonra mikrofonu da Divan Başkanı'na biz teslim ediyoruz. Evet, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yerlerinize oturabiliriz. Biz de dinleyici olmalıyız. Çok kıymetli, birbirinden kıymetli hemşehrilerim, Trabzon Dernekler Federasyonumuzun kıymetli genel başkanı, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcım, Cumhuriyet AK Partisi'nin kıymetli ilçe başkanı, belediye meclis üyelerimiz, of Trabzon, of Hayrat Birleşik Makiller Derneğimizin birbirinden kıymetli genel kurulu üyeleri, bugün derneğimizin 12. genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle divana bizi uygun gören birbirinden kıymetli delegelere, divan kurulu üyeleri adına teşekkür ediyorum. 12. olağan genel kurulu vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli hemşehrilerim, öncelikle açılış ve yoklama, tabii eski başkanımız diyoruz şu anda, artık başkanlık bitti. Başkanlık bizde. Eski başkanımız kısa bir 3 yıllık çalışmasıyla ilgili yönetimle birlikte ifadelerini kullandı ve divana görevi tevdi etti. Biz de görevi aldık. İnşallah bundan sonra devam edecek başkana genel kuruldan sonra söz hakkını vereceğiz. Ama o süre içerisinde delegenin rahat konuşabileceği bir genel kurul olması noktasında ben de şahsım, hem Siyahuşpaşa Mahalle Muhtarı, bir dönem Bahçelievler Trabzonlar Derneği Başkanı ve Muhtarlar Federasyonu Başkanı olmam dolayısıyla demokrasiyi işletecek bir genel kurul yapma noktasında bize bu yetki verdiler. Ben değerli başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Bu tür genel kurullarda özellikle divan başkanı ve heyeti çok dikkat edilir ama başkan medeni cesaretini koydu. Biz de burada bize yakışacak, Trabzon camiasına yakışacak güzel bir genel kurulu yapmayı çalışacağız inşallah. Tekrar kendilerine de teşekkür ediyorum. Açılış başkanımız yaptı. Yoklamayla ilgili evraklar bize geldi, baktı. Şimdi bütün hazırın unu saygı duruşu ve istiklal marşı için ayağa davet ediyorum. Buyurun efendim.
Ofayla Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneğimizin 12. olağan genel kurulu açılış ve yoklama yapıldı. Divan heyeti seçimi belirlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. 4. dernek düzeyinin 10. maddesi, 5. faaliyet raporu, 6. denetleme, 7. mali bütçe, 8. yeni yönetim kurulu, 9. seçilecek yönetim kurulu, 10. tahmini bütçe, 14 dilek ve temenniler. Tabii burada genel kurulumuzda misafir, dışarıdan gelen birbirine kıymetli değerli yöneticilerimiz, başkanlarımız var. Ben kendilerini genel kurul maddelere geçmeden önce hem selamlama, hem siyasi partilerimizden, hem sivil toplum kuruluşundan değerlerimiz var. Onlara kısa bir selamlama, söz hakkı kendilerine vereceğiz. Özellikle bugün aramızda bulunan Bahçeli'de Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Metin Köfeloğlu, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Özgür Çevik, Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri Sayın Tahsin Berekoğlu, Temel Fırat, Sayın Akkuş, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Esnaflar Odası Başkanı Sayın Numan Bey, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Adil Sarpusak Beyazıt Camisi'nin değerli divan heyeti üyesi Adil Hocam aramızda, bizim duayenimiz, gururumuz, her şeyimiz, abimiz aramızda. Ondan çok şeyler öğrendik, çok kişiler yetiştirdi. Kendilerine hoş geldi, sefa geldi. Trabzon Dernekler Federasyonumuzun kıymetli genel başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu aramızda, hoş geldi. Ve Sayın Başkan yöneticilerimiz de aramızda, Sayın Yusuf Kızıldağ, Hasan Keskin, Mustafa abi aramızda, kendilerine de iletin, hoş geldin, sefa geldin diyorum. Tabi Trabzon of Hayrat Birleşik Makinelerine olması dolayısıyla bugünün ilk söz hakkını Trabzon Dernekler Federasyonumuzun kıymetli genel başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'na veriyorum. Buyurun değerli başkanım. Kıymetli hazırım, öncelikle şahsım ve kurum adına hepinize saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel günde seneyi bitirdiğimiz 2022 yılını son gününde burada bu coşkuyu, bu heyecanı, bu birlikteliği, bu beraberliği görünce bir kere daha hemşehrilerim adına gururlandığımı burada ifade etmek istiyorum. Tabii Birleşik Makineler Derneği nevi şahsına münasır önemli derneklerimizden bir tanesi. Kıymetli Başkanı İdris Türk kardeşim de Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda da beraber çalışıyoruz. Bazen bizi çok yoruyor İdris Türk kardeşim. Diyecekseniz ki niye yoruyor? İdris Türk değişik bir şahsiyet. Nedir durumu? İdris Türk ne söylerse kuralına göre yapar. Her şeyi prensiplerine göre yapar. Kural dışı hiçbir şey yapmamaya özen gösterir. Ve her şeyi usulüne uygun, kişileri mutlu etme ve insanlarımızı birleştirme adına bazen bize o kadar yürüyor ki, diyorum ki başkanım, İdris başkan, şunu bir an evvel bitirelim, yok olmaz diyorum. Burası şanslı, Birleşik Makineler Derneği şanslı. Bu anlamda ciddi işler yapıyor ve işine de ciddiyetle sarılan kıymetli, değerli bir kardeşim. 300'e yakın derneğin bağlı olduğu Trabzon Dernekleri Federasyonu, işte Birleşik Makineler Derneği de bunlardan bir tanesi, övündüğümüz derneklerden bir tanesi. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Hep şunu söylüyoruz, 70 yıl evvel büyüklerimiz bizim buraya gelmiş, bunlardan bir tanesinin evladıyım. Kıymetli Hocaoğlu abimi de burada görüyorum, Ahmet abi. Bu işlerde de yıllarca uğraştı etti. Biz o normal dernekçilik faaliyetlerinden artık yukarıya doğru tırmandık. Nedir o kahve kültürüne falan ayrıldık. Her gittiğim dernekte de onu söylüyorum. Artık bizim derneklerimiz insanlara övgülüsünü aşma, onlara katkı sağlama, dursuyla onun yanında olmasıyla, onu ileri taşımasıyla mükellefliklerini yerine getirme mecburiyeti olduğunu her yerde söylüyoruz. Artık bizim o kahve kültürü işlerimiz bitti. Eskiden yoktu. Ailelerimiz, kıymetli abimiz, burada büyüğümüz bir araya gelmek için bir kahve gibi bir yer yaparlardı 50-60 yıl evvel. Orada toplanırlardı. Artık onlardan geçtik. Şimdi gençlerin önünü açıp geleceğe
onları daha iyi hazırlama adına bu derneklerimiz gayret göstermeli, emek vermeli ve kendilerini yenilemeli diyoruz. Allah nasip ederse kıymetli divan başkanım, değerli muhtarımız, gururumuz bize bu sözü verdiğinde kendisinde ifade ettiği gibi bir sürü merhalelerden geldi kardeşim. Emek vere vere geldi ve İstanbul'daki hemen hemen tahmin ediyorum en büyük mahallelerden birinin efendim muhtarlığını yapıyor. Yani bu rakamlarda herhalde Kırklareli o rakamlardadır diye düşünüyorum. Öyle midir? Yani bir mahalle muhtarı. Değerli hemşerilerimiz bakın buralarda katkılar veriyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu bakın Allah nasip ederse çok kısa bir süre içerisinde az işimiz kaldı. Cerrahpaşa Hastanesi'nin önünde 5 katlı büyük bir bina yapıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Nereden nereye geldiğimizi ifade etmek için söylüyorum. İnşallah hep beraber 2 ay gibi bir süreç içerisinde dış cepheleri de bitti, seramiklerimiz bitti. İş dizaynına giriyoruz önümüzdeki hafta. Orada ne yapıyoruz? Trabzon evi yapıyoruz. İstanbul'dan numune bir bina yapıyoruz. Allah bize nasip etti. İnşallah bizden sonraki gelecek olan kuşaklarda burayı en iyi şekilde değerlendirmenin uğraşı ve emeği gayret içerisinde olacak. Ne olacak burası? Benim memleketimden gelen hastanesinde, okulunda, herhangi bir sıkıntısında orada buluşabileceği ciddi bir sekreterya görevi yapılacağı 6 katlı güzel bir mekan yapıyoruz. Hemşehrilerimize yapıyoruz. Bakın değerli hazırım, kıymetli hemşehrilerim, burada bir şeyi altını özellikle çizmek istiyorum. Trabzon insanı mikro milliyetçi değildir. Trabzon insanı mikro milliyetçilik yapmaz. Trabzon insanı bu memleketin Edirne'den Kars'ına kadar herkesi seven, bu memlekete katma değer sağlama adına elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülke insanını çok seviyoruz. Bir ay evvel ne yaptık? Şırnak'taydık. Ne yaptık? Şırnak'ta Eren Bülbül Kütüphanesi'ni açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın Diyarbakır'a geçiyoruz. Orada Diyarbakır Çınar Kaymakamımız, kıymetli hemşerimiz bize orada bir yer tahsis etti. Çok büyük bir mekan. Ne yapıyoruz orada? Diyarbakır Çınar ilçesinde Eren Bülbül Gençlik Merkezi'ne önümüzdeki hafta oraya başlıyoruz. Bunu niye söylüyorum? Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu ülkeye bizim borcumuz var. Evet, kıymetli muhtarım ve bunun gibi örnek olan şahsiyetlerimiz burada muhtarlıktan ne kazandığını siz biliyorsunuz. Ömrünü veriyor insanlara. Biz hizmet edeyiz. Değerli burada başkanlarımız var. Özellikle bunu onların da bilmesi adına söylüyorum. Derler ya, yine mi Trabzonlu? Orada da mı Trabzonlu? Yine mi Trabzonlu geldi? Evet. Değerli arkadaşlar, hepimizin bilmesi gerekiyor. Bize karşı bir algı operasyonu var. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, eldesiz seviyoruz. Ve kendisi olmadan seviyoruz. Bakın Gabar Dağı'nda, Şırnak'ta Türkiye'nin en büyük petrolleri bulundu. Onun başında da, Türk petrollerinin başında da Almanya'da gelmiş, oraya başına getirilmiş bir kıymetli hemşerimiz var. Dünyanın en büyük bankalarının başına da yabancı bir banka, yine bir Trabzon'da hemşerimiz. Biz Trabzonluyuz diye mi oraya getiriliyoruz? Trabzonlu diye mi bu insanlar oraya getiriliyor? Biz hak ettiğimiz için oraya gidiyoruz. Çünkü biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Biz insanımızı çok seviyoruz. 70 yıl evvel hepimizin ortak özelliğidir.
Benim babam 14 yaşında hepimizin ortak özelliğidir. Sırtında kalayı kömürüyle 14 yaşında o memleketten çıkan bir insan evladıyım. Hepimizin hayat hikayeleri aynıdır. Onun için biz çok çektik. Ne yaptık? Okuyoruz. Ne yaptık? Çalışıyoruz. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetişme adına emek ve gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda hep şunu ifade ediyorum. Benim insanım her şeyin en güzeline layıktır. Bu anlamda son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Değerli hocam. Öncelikle biz birbirimizi sevmekle mükellefiz. Birbirimize daha çok destek vereceğiz. Birbirimizi daha çok ileriye iteceğiz. Ve bu anlamda birbirimizi kucaklayacağız. Evet, bu kucaklamanın neticesinde ne olacak? Ülkemizi kucaklamış olacağız. Bu insanlar ülkesine çok daha kıymet vermiş ve çok daha hizmet vermiş bir şekilde ileriye iteceğiz. Dolayısıyla değerli Azun'un bu birlikteliğimizi Allah bozmasın. Allah bize güç kuvvet versin. Ülkemize daha iyi hizmetler, daha hayırlı hizmetler yapma adına bu insana, o toprağın, o coğrafyanın insanına gayret ve bu anlamda daha ileriye taşıma ve daha hizmet etme anlamında da efendim başarılı olmasını hepiniz adına da niyaz ediyorum. Bu toplantımızın, bu genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah yeni seçilecek olan yönetim kuruluna gayretli ve azimli bir şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Bana bu imkanı veren değerli başkanıma ve bizleri burada yalnız bırakmayan değerli hemşehrilerime, değerli başkanlarıma tekraren şahsım ve kurum adına saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekraren hoş geldiniz. Trabzon Dernekler Federasyonumuzun kıymetli genel başkanına nezih ve aydınlatıcı açıklamalarından dolayı divan heyeti olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, kıymetli hazırım, aramızda Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı hemşerimiz Sayın Metin Kemeloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Çok kıymetli Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları başkanları, kıymetli delegeler, üyeler ve çok kıymetli misafirler. Onur Hayret, eğitim, kültür, makineler, bizi olağan kurulu toplantısına hoş geldiniz. Ben de öncelikle belediye başkanımız Hakan Bahadır Bey'in sizlere selamlar iletiyorum. Kendileri başka bir programdan dolayı buraya katılamadılar. Öncelikle burada yeni seçilecek olan yönetim kuruluna ayrı olsun dileklerini ilettiler. Selamlarını iletiyorum. Dileklerini iletiyorum efendim. Ben de bugün 2022 yılının son günü malum. Bu güne denk gelmesi de böyle bir güne denk gelmesi. Hem yüzyılımızın son günü hem yarın da inşallah ikinci yüzyılımızın başlangıcı olacak. Bu vesileyle bu yılı hayırlısıyla kazası belası bir şekilde atlattık. İnşallah önümüzdeki yılın Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının tüm dünyaya, Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını ben temel ediyorum. Tekrar genel kurum hayırlı olmasın diyorum. Sağ olun. Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Metin Kemeloğlu'na teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hazırın aramızda siyasi partilerimizden Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Özgür Çelik aramızda kendilerini selamlama konuşması yapmasını üzere kürsüye davranıyorum. Buyurun başkanım. Sayın Federasyon Başkanımız, çok kıymetli Belediye Başkan Yardımcısı, çok kıymetli Dernek Başkanımız, çok kıymetli Muhtarlarımız, Divan Kurulu'nun çok kıymetli üyeleri ve çok kıymetli Trabzonlu hemşerilerim, Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlamak istiyorum.
Öncelikli olarak şunun altını çizmek istiyorum. Bir kere Bahçelievler'deki Trabzonlu hemşerilerimizi tebrik etmek, kutlamak gerekiyor. Neden? Şunun için çok sayıda dernek toplantısına katılıyoruz. Çok sayıda federasyon toplantısına, hatta konfederasyon toplantısına katılıyoruz. Derneklerin, hatta bazen federasyonların bile kongreleri çok az sayıda insanla yapılıyor. Yani şöyle 10 kişinin, 20 kişinin üzerine bir yıl biniyor, diğer insanlar da onlara ilgisiz kalıyor. Trabzonlular bir kere derneklerine çok üst düzeyde sahip çıkıyorlar. Bir derneğin kongresinin bu kadar kalabalık olması çok çok önemli. Bu anlamıyla hepinizi kutlamak istiyorum. Başka bir şeyin altını daha çizmek istiyorum. Dernekçilik tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şey. Tabii ki bizler siyasi partiler olarak merkezi bütçeden ödenek alıyoruz, üye aidatları topluyoruz ve siyasi faaliyetler yürütüyoruz. Yerel yönetimlerin yine bütçeleri var. Bu bütçelerle insanlara hizmet ediyorlar ama derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, federasyonlarda, konfederasyonlarda bütçe konusunda da çok ciddi sorunlar var. Buna rağmen dernekçiler, federasyon başkanları, dernek başkanları ve yöneticileri hem eğitim anlamında, hem kültür anlamında, hem cenaze hizmetlerinde, hem sosyal yardımlarda, hem hemşerilerin bir araya getirilmesinde çok önemli işler yapıyorlar. Bu çok büyük bir özveri. Bu özveriden dolayı bütün Trabzonlu hemşerilerimizi, başkanlarımızı, büyüklerimizi kutlamak ve tebrik etmek istiyorum. Of Hayrat Birleşik Makiller Derneği'nin 12. kongresinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ben dernek başkanımız Sayın İdris Türk'e bir siyasi parti temsilcisi olarak teşekkür etmek istiyorum. Şunun için bütün 5 yıldır Bahçelievler'de ilçe başkanlığı yapıyorum. Bu derneğe belki 10 kereden fazla gelmişizdir. Milletvekillerimizle de geldik. Milletvekillerimiz yanımızda olmadan da geldik. Bu derneğin kapısını siyasi partilere eşit yaklaşarak tüm siyasi partilere, iktidar partisinden muhalefet kanadına, tüm siyasi partilere eşit yaklaşarak bu alanlarda bizlere kendimizi ifade etme şansı veriyor. Bu demokratik tavrı için başkanımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Trabzon konusunda da şunu söylemek istiyorum. Başkanım altını çizdi. Gerçekten Trabzon insanı bir kere çok çalışkandır. Trabzon insanı özverilidir. Bahçelievler'de de çok fazla sayıda Trabzonlu Karadenizli hemşerimiz yaşıyor. O Trabzon insanının çalışkanlığını, özverisini sadece bugünden bilmiyoruz. 1000 yıla yakın zamandır biz Anadolu topraklarındayız. 1000 yıllık tarihimiz var buralarda ve geçmişten bugüne kadar belki saymakla bitiremeyeceğimiz sayıda Trabzon devlet insanı yetiştirmiştir. Trabzon insanı hem Cumhuriyet öncesi dönemlerde hem de Cumhuriyet döneminde Trabzon insanı ülkemize çok faydalı çalışmalar yapmıştır. Ülkemizin birlik beraberliğine çok önemli katkılar koymuştur. Bu anlamıyla Trabzon insanının bu çalışkanlığı, bu özverisi ülkemizin birlik beraberliği açısından, ülkemizin geleceği açısından, gençlerimiz açısından çok çok önemlidir. Siyasetin içerisinde siyaseti yakından takip eden bir insan olarak bunu görüyorum. Bu anlamıyla da başkanımın söylediği sözlere katılıyorum. Tekrar kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm komşularımıza yeni yılda önce sağlık, başarı, mutluluk ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü içerisinde kardeşçe yaşayacağımız nice yüzyıllar diliyorum, saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Çok kıymetli hazırın aramızda tabii biz gelenleri sırasıyla anons ediyoruz. Hem siyasilerimizden de gelen oldukça söz hakkı kendilerine vereceğiz. Aramıza bir önceki dönem belediye meclisi Trabzonlu Bahçelievler'de abi dediğimiz kıymetliyse Sayın Ahmet Hoca aramızda, kendisine hoş geldin, sefa geldin diyoruz. Hoş geldin başkanım, değerli insan. Evet, uzun süre Zafer Mahallesi'nde muhtarlık görevini icra etmiş abimiz aramızda, Sayın Yunus Bülük abimiz. Hoş geldin, sefa geldin, değerli başkanım. Kongremize gelen telgrafımız var, okumak istiyorum. Bunu da arada çıkaralım. Yoğun programdan dolayı nazik davetinize katılamayacağımı bildirdim. 12. olağan genel kurulunuzun hayırlara vesile olması nedeniyle derneğin tüm mensuplarına, Trabzonlu hemşehrilerime ve teşrif eden kıymetli misafirlerimize selamlarımı sunarım. Doktor Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediye Başkanı. Şimdi bir telgrafımız daha var. Onu da mesajla başkanın ettiğimize hemen onu da sizlere okuyorum. Öncelikle
kurulunuza hizmeti davet ettiğiniz ve gönderdiğiniz incelik için teşekkür ederim. Derneğinizin gerçekleşeceği 12. olağan genel kurulunun başkanlarınıza, yönetim kurulu üyelerinize ve çalışanlarınıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Başarılarınızı ve hedefleriniz için gösterdiğiniz örnek tutumunuz için devamını temenni ederim. Sizlere ve kıymetli konuklarınıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet, değerli Azon'un genel kurulumuza devam ediyoruz. Arada tabii bu genel kurullarda misafirlerimiz gelir, onlara söz hakkı vereceğiz. Biz şimdi sırasıyla derneğimizin genel kurul sürecine devam ediyoruz. Misafirlerimiz geldikçe onlara söz edeceğiz. Tabii burada her şeyden ziyade hemşehrilerimizin birliği ve beraberliği için burada güzel bir örnek teşkil edecek genel kurulu yapmayı da düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Zaman zaman da İdris Türk Başkanı'na ilgili derler ki demokrasi başkanın elinde ama bugün demokrasi bizde. Yeni geceyiz evvel Allah'ın izniyle. Her gün eleştiriye de açıyoruz. Bu noktada da özellikle de ifade ediyorum. Evet, dördüncü genel kurulumuzun dördüncü şeysi derneğin tüzüğünün 10. maddesinde olan yönetim kurulunu teşkilinde değişiklik yapılmasına ilişkin genel kuruldan seçilecek yönetim kurulunda yetki verilmesini dördüncü maddede hazırlığım oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Eski hali yeni hafı. Okuyacağım. Eski hali 21 asil 13 yedek üyeydi. Yeni hali 25 asil 15 yedek üye olarak değiştirilmesini öngörmüşler. Tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oyunculukluğu da kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Beşinci faaliyet raporunun okunması ve oylanması ibrası. Okunma üzere tüzüğünü davet ediyorum. Doğru başkanım. Mücahit Şahin'le davet ediyorum. Faaliyet raporu okunması ve oylanması ibrası. Buyurun. Sayın misafirler, kıymetli konuklarımız, tekrardan hoş geldiniz. Kendimi tanıtamadım. Gençlik kollarından Trabzon Arsin ilçesi Mücahit Şahin ben. Size şimdi 11. olan genel kurulu yönetim kurulu 3 yıllık faaliyet raporunu sunacağım. Yönetim kurulumuz görev dağılımı ile faaliyetine programlı bir şekilde başlamıştır. Öncelikle kurumsal altyapımızı güncellemek amaçlı derneğimizin derbi sistemine kayıtlı resmi üyelerimizin güncellenmesi sağlanmıştır. Bütün insanlığı etkileyen pandemi yönetim kurulumuzun çalışmalarını olumsuz anlamda etkilemiştir. Dernek lokalimizi pandemi döneminde İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlara bağlı kalarak faaliyetlerine devam etmiştir. 2020-2021 eğitim yılı başarılı orta öğretim öğrencilerimizi ödüllendirme amaçlı dernek yönetim kurulumuza temin ettiğimiz 20 adet Ayrat ilçe eğitim müdürlüğüne göndermiştir. Tablet olarak gönderildi. Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Ramazan, erzak dağıtımı yönetim kurulumuzca gerçekleştirilmiştir. Her yıl Ramazan ayının son haftasında üyelerimizin ile iftarda buluşma programlarımız geleneksel olarak dernek lokalimizde gerçekleştirilmiştir. 2021-2022 eğitim yılı başarılı orta öğretim öğrencilerimizi ebeveynleriyle dernek lokalimizi davet ederek başarılı 50 öğrencimize tablet verilerek ödüllendirilmiştir. Üst düzey başarılı üniversite öğrencilerimizden bize başvuran öğrencilerimize yönetim kurulumuzca burs sağlanmıştır. Trabzon Dernek Federasyonu'nu 15 delege ile temsil eden derneğimiz, federasyonumuzun faaliyetlerine yardımcı olmaktır. Ofarek Birleşik Makiller Derneği yönetim kurulu olarak Dereyol, Pınarca, Taflancı, Kılavuz, Şehitli ve Yıldırımlar köylerimizin muhtarlıkları ve kanaat önderlerimiz ile yaptığımız görüşmelerde birleşik makillerimizde yapılması gerekli ihtiyaç olan öncelikli her projeye destek olarak sağlandık. Dernek lokalimizin üyelerimizin yararına 5G Wi-Fi hizmeti verilmektedir. Toplu SMS hizmetine ek olarak Ofaret Birleşik Makille WhatsApp 0505-746-1461 kurumsal tüm telekom hattıyla üyemize iletişim için hizmete girmiştir. Derneğimizde ayrım yapmaksızın ziyaret için başvuran siyasi parti temsilcilerini ağırlayıp dinledik. Seçilmiş görevli siyasi temsilcilerimize bölgemizin çözüm bekleyen sorunlarını anlatılmıştır. Valilik, kaymakamlık, sağlık, eğitim, kültür ve spor olmak üzere
kamu yararlarına hizmet veren makamlara yönetim kurulumuzca ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor sevdalısı Or Hayrat, Birleşik Makedililer, üye ve hemşerilerimizin düzenli olarak her yıl Lig TV maçları izleme olanağı sağlanmıştır. Evet hocam. Evet, değerli Azrin'in faaliyet raporunu okunması ve oylanmasını söyledik. Faaliyet raporunu okunması ve oylanmasını oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Altıncı madde denetleme raporunun okunması onaylananın ibrası. O Bayrak Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği 3 yıllık mali raporu. Denetleme raporu. Trabzon Ok Birleşik Makedililer Eğitim ve Kültür Derneği 2019-2022 döneme denetleme raporu. Dernek Yönetim Kurulu'nun bu zamana kadar yapmış olduğu toplantılarda dernek tüzüğünde belirlenen amacına yönelik faaliyetlerin dışında faaliyetlerde bulunmadığı ve dernekler kanununa uygun olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Derneğin tutulduğu zorunlu defterlerin kanunlu olarak tutulduğu, defter kayıtlarının kanuna uygun olarak muntazam bir şekilde kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Dernek üye aidatlarının ve maaşlarının uygun olarak tahsilatları yapılmış ve yapılan tahsilatlar kanuna uygun olarak karar altına alındığı tespit edilmiştir. Dernek adına kayıtlı bulunan işletme defterinin kanuna uygun olarak tutulduğu tespit edilmiş, gelir ve gider arasındaki farkın doğru olarak ilgili deftere işlendiği tespit edilmiştir. Harcamaların fatura ve belge karşılığında yapıldığı tarafımızda tespit edilmiş, herhangi bir olumsuzluğa bulunmadığına alışılmıştır. Derneğin gelir ve giderlerinin herhangi bir usulsüzlüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Dernekleri denetleme yönetmeliği gereğince her yıl verilmesi gereken yıllık beyanname kanununa uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili bakama kanun süreci içerisinde teslim edildiği tespit edilmiştir. İş bu denetleme raporu tarafımızdan tanzim edilerek 6 birlikte imza edilmiştir. Sami Atalay Denetleme Başkanı, Tahir Türk Denetleme Üyesi, Mensur Yılmaz Denetleme Üyesi. İmzalı. Evet, Hümet Ercan'ın denetleme raporu okunmasını arkadaşımız okudu. Tabii burada bu denetleme raporu ve buna benzer konularla ilgili söz hakkı almak isteyen olursa onda da sıkıntı yok. Söz hakkı vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Ama en sonunda da Dilek Temel'de bölümünde de tabii herkesi dinleyeceğiz burada. Ben de özellikle denetleme raporu okunması onaylanması burada denetleme kurulu başkanı ve üyeleri bunu takip etmişler. Altını da imzalamışlar. Ben şimdi hazırlığının oylarına sunuyorum. Denetleme ve raporunun oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bilgiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 7. madde mali bütçenin okunmasını Ali Feyzoğlu başkanımız okuyacak. Buyurun başkanım. Çok değerli misafirler, kongremize hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Of Hayrat Birleşik Makineler Eğitim Kültür Derneği 3 yıllık mali raporunu okuyorum. Giderlerimiz. Personel giderleri 3 yıllık 198 bin lira. Fatura giderlerimiz, elektrik, su, doğalgaz, internet, GSM giderleri 126 bin 550 lira. Sesim geliyor mu? Geliyor. Toplam vergi sigorta giderlerimiz 11 bin lira. 3 yıllık kira giderimiz 108 bin lira. Lokal içi etkinlik ikram giderlerimiz 54 bin 650 lira. Lokal içi onarım ve tadilat giderlerimiz 30 bin 250 lira. Maç yayın giderlerimiz 60 bin lira. Toplam bu saydıklarımın giderimizin yekünü 588 bin 450 lira. Gelirlerimiz 3 yıllık üye aidat gelirlerimiz 16.650 lira. Üyelerimizden maç yayın gelirleri 50 bin lira. 3 yıllık lokal gelir, içecek ve toplanan bağış miktarı 300 bin lira. 3 yıllık yönetim kurulu bağış gelirleri 100 bin lira. Başkanımızın derneğin adına toplamış olduğu şahsi bağış
miktarı 120 bin lira. Toplam gelirimiz de 585 bin 650 lira. Arz ederim. Şu anda da bankamızda nakitimiz 3724 lira 85 kuruş bulunmaktadır başkanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli Arzu'nun mani bütçenin okunması yapıldı. Oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Gündemin 8. maddesine geçiyoruz. Yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, danışmanların meclisi, Trabzon Denekler Federasyonu'nun delegelerinin seçimi ve oylanmasına geçiyoruz. Yalnız burada malumunuz genel kurullarda liste beklenir. Biz bu arada listeyi beklerken aramıza kıymetli misafirimiz katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bahçeli İlçe Başkanı Sayın Osman Çakan aramızda ve kendisine bir selamla var. Konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli Devlet Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanı Yardımcılarım. Kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yurtumuzun hayırlara vesile olmasını, güzel faaliyetler, iyi faaliyetler yapmanızı diliyorum. Kıymetli İdris Türk Başkanıma da bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Güzel Sözler Partisi İlçe Başkanı Sayın Osman Çakan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımından dolayı da teşekkür ediyoruz. Evet, bir liste geldi. Hala da bir liste gelmedi. Yok mu başkan liste diye soruyorum. İsrarla soruyorum. Şimdi bundan daha önce divan başkanlığı yapmıştım. İdris Başkan'a bir espri yapmıştım. Artık yetki bende. Yani rahat olabilirsiniz, sıkıntı yok. Liste varsa bekliyoruz. Bir liste geldi tarafımıza. Listeyi okuyacağım sizlere. Başka liste var mı? Bir kez daha soruyorum. Genel bir liste yok. Onu en son başkanım siz yani en son. Ben liste önümüze gelen listeyi sırasıyla okuyorum değerli arkadaşlar. Of Hayrat Birleşik Vakiller Eğitim ve Kültür Derneği aday listesi. Bir, İdris Türk. İki, Ali Beyzoğlu. Üç, Erol Kuş. Dört, İslam Sarıoğlu. Beş, Yaşar Kır. Altı, Adem Yaman. Yedi, Şuayip Sarımsak. Sekiz, Sahip Kuş. Dokuz, Fazıl Albayrak. On, Zekeriya Özel. 11, Fazıl Kurt. 12, Bahattin Barut. 13, Yunus Yeşilyurt. 14, Muhammed Baran. 15, Yasin Ayyıldız. 16, Ayhan Örnek. 17, Hasan Özdemir. 18, İlyas Yıldırım. 19, Süleyman Albayrak. 20, Yasin Sarıoğlu. 21, Hasan Şimşek. 22, Alaaddin Yıldırım. 23, Aydın Sarımsak. 24, Lütfü Yıldırım. 25, Hüseyin Albayrak. Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yıldız. 2, Furkan Türk. 3, Yılmaz Gedik. 4, Zeki Sarıoğlu. 5, Selim Öztürk. 6, Mustafa Özel. 7, Emre Albayrak. 8, Hüseyin Karadoğlu. 9, Mustafa Onur Türk. 10, Mehmet Şahin. 11, Davut Atalay. 12, Hamza Yaman. 13, Uğur Sarımsak. 14, İbrahim Kara. 15, Ensar Şahin. Denetleme Kurulu Asil. Tahir Türk. Sami Atalay. Mensur Yılmaz. Denetleme Kurulu Yedek. Zekeriya Atalay. İsmail Kaş, Abdullah Şahin, Trabzon Denekler Federasyonumuzun delegesi. 1. İdris Türk, 2. Ali Beyzoğlu, 3. Erol Kuş, 4. Şuayip Sarımsak, 5. Yasin Sarıoğlu, 6. Muhammed Baran, 7. Fazıl Albayrak, 8. Yaşar Kır, 9. Adem Yaman, 10. Zekeriya Özel, 11 Sayın Kuş, 12 Ayhan Örnek, 13 İsmail Türk, 14 Numan Atalay, 15 Yasin Ayıldız.
Hop Hayrat Birleşik Makiller Eğitim ve Kültür Derneği Danışmanlar Meclisi. 1. Celal Özdemir, 2. Adil Sarmusak, 3. Sami Atalay, 4. Tahir Türk, 5. Murat Barut, 6. İsmail Karaloğlu, 7. Mansur Yılmaz, 8. Mustafa Saraloğlu, 9. Mehmet Başar, 10. Faruk Ersin, 11. Sefer Özel, 12. Yunus Türk, 13. Ahmet Ersin, 14. Ahmet Baran, 15. Ahmet Kayıtsız, 16. Kansız Başer, Kazım Başer, 17. Mehmet İnce, 18. Ahmet Barut, 19. Halim Albayrak, 20. Mehmet Yıldız, 21. Mustafa Sarmusak, 22. Ahmet Gül, 23. Mustafa Fevzioğlu, 24. Mustafa Türk, 25. Emin Çilingir, 26. Muhammed Çakmak, 27. Ali Aksu, 28. Mustafa Ali Albayrak, 29. Metin Albayrak, 30. Ersin, İsmail Ersin, 31. İdris Ersin, 32. Vehbi Atalay, 33. Dindar Ersin, 34. Hasan Atalay, 35. Hasan Atalay, 36. Necati Kuş, 37. Mehmet Yıldız, 38. Hızır Albayrak, 39. Kenan Atalay, 40. Tufan Yeşilyurt, 41. Ömer Aksu, 42. Süleyman Kansız, 43. Celal Korkmaz, 44. İlyas Yaman, 45. Aytekin Akay, 46. Süreyman, 47. Ahmet Özel, 48. Kasım Albayrak, Aslan Barın, 50 Yakup Türk, 51 Mustafa Karaloğlu, 52 Ercan Yeşilgün, 53 Ahmet Yeşilgün. Evet, hazırlığın Hort Hayrat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği'nin yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, danışmanlar meclisi, Trabzon Dernekler Federasyonu'nun delegelerinin seçimi oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, aramıza çok kıymetli misafirimiz geldi. Ben şimdi yönetim kurulunu yerine alıyorum. Onlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aramızda çok kıymetli misafirimiz katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hacer Doçent Yıldız. Buyurun hocam, bir selamlama yapmanızı rica ediyoruz. Değerli hocam. Nefes alma hocam. Nefes almadan bir selamlama yapalım. Tabii bugün özellikle genel kurulumuzda katılarak bizleri onurlandıran değerli kadınlarımıza da güçlü bir alkış istiyorum. Yani bizim topluluğumuzun içerisinde bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Hep Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı, hep genç kardeşlerimiz, gençlik kollarından aramızda. Değerli hocam da burada. Onların da sesi olarak sözü kendilerine takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak mikrofonu şöyle mi açalım? Evet. Tamam mıdır şimdi? Peki. Öncelikli olarak OMP Hayrat Birleşik Makiller Eğitim ve Kültür Derneği'nin bu 2022'nin son gününde ve olağan kongresinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sayın Başkanım İdris Türk, Trabzon Dernekler Başkanı, Federasyon Başkanım Sayın Şatıroğlu, kıymetli protokol, sevgili Hazirun, kıymetli misafirler, sevgili hanımefendiler, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle tutacağım, mikrofon bana biraz kısa geliyor. Teşekkür ederim. Tamamdır değil mi? Şimdi bir düzeltme yapayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Doçent Doktor. Henüz profesör olmadık. İnşallah olmadık. İnşallah. Ben Sayın Şatıroğlu Başkanımla ilk tanıştığımda ona bir soru sordum. Hoş bir diyalogumuz başladı böylece. Dedim ki başkanım, babası Şalpazarlı,
annesi Akçaabatlı, eşi de Balabanlı birisi olarak ben Trabzon'un neresi benim dedim. Dedim ki Hacer Hoca sen bizdensin dedi. Ben sizdenim kıymetli hemşehrilerim. Yaklaşık 20 senelik bir evliliğim var, devam ediyor eşim. Önceden Of'a bağlı, şimdi Hayrat galiba, Balabanlı. Of kültürünü ve Of insanını tanıma şansına sahip oldum ve çok mutluyum. Sizlerle birlikte gerek dönem dönem memleketimize olan ziyaretlerimle, son senede sayın başkanlarımı da tanımam vesilesiyle sizlerle beraber gönül bağım daha da arttı. Bir eğitimci olarak çok fazla lafı uzatmadan bir iki şey söylemek istiyorum. Son 25 yıldır dünyanın çeşitli coğrafyalarında. Bu rahatsız ediyor mu arkadaşlar? Tamam, peki. Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırmacı olarak, öğrenci olarak, hoca olarak çalıştım. Son derece mütevazi bir ailenin de evladıyım. Uzun bir yolculuğum oldu. Henüz daha meslek hayatımın ortalarındayım, yolculuğum da bitmedi. Anladım ki bu yolculuğun sonunda sıradan bir insana sıra dışı işler yaptıran yegane argüman eğitimdir. O nedenle Sayın İdris Türk Başkanıma, hakeza aynı şekilde Federasyon Başkanıma, Eğitim Derneği adı altında hep beraber birlikte güzel işler yapan herkese, bütün başkanlarımın şahsında bütün herkese tek tek teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bu millet için, bu gelecek için bizlerin yeni hazerfenler, eğitimli, donanımlı, aklı selim, kalbi selim, zevki selim nesiller yetişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda yapılan bütün çabaları, bütün emekleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle bu konuda birlikteyim diyorum. Ben çok sevdiğim bir şiir var. Çok meşhur ve mekanı cennet. Sevdiğim bir şairimiz. Bu konuda diyor ki Necip Fazıl Kısakürek, tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidükü heylan, koşmana bak sen, çatlarsa seni doğuran kısrak utansın. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Hepinizi 2022'nin bu son gününde en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içinde hepinize güzel, sağlıklı, mutlu, yeni bir yıl diliyorum. Hepinizi, tüm hemşehrilerimi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Gündem dışı bir teşekkür edebilir miyim Sayın Divan? Yok, edemezsiniz. Tamam. Sonra. Bak, yerinizi alalım Sayın Başkan tamam. Sizin. Aynen. Tamam. Kıymetli doçum, doktor, Hacer Atalar Yıldız, kıymetli hocamıza, Atar Yıldız. Yıldız Of'tan. Evet, yani Trabzon'un neresi dediğinde biz tam göbeğinin ortasında ve sivil toplum kuruluşlarının da böyle güzel genel kurumlarına katılmanız hem eğitimci olarak hem Trabzon hemşerilerimize eğitim noktasında da ciddi bir ilme kattığınızı ifade etmek istiyorum. Şahsım Of Birleşik Mahkemeler Derneği adına da teşekkür ediyorum. Divan Başkanı olmam dolayısıyla teşekkür ederim hocam. Buyurun. Evet. Hocam bize ulaştığınız için teşekkür ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, kongre başlarken şunu ifade ettik. Kongre genel kuruluna başladık. Genel kurulda olan siyasilerimizi, yöneticilerimize söz hakkı verdik. Her gelen siyasilerimizde de aynı meclis olması dolayısıyla söz hakkı veriyoruz. Şimdi aramıza
AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Sayın Fatih Tuna katıldı. Kendisine hoş geldin diyorum. Söz atmalı Sayın Başkanımıza. Buyurun başkanım. Değerli hazırım, değerli misafirler. Benim özellikle çok kısa bir şeyle okuyacağım bunu ben. İlk önce bir anekdotumu, bir birikimimi paylaşmak istiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bizim dernekte para hiç konuşulmuyor başkan. Hiç de ekonomik sorunumuz olmadı. Gerçekten söylüyorum. Yani gerek pandemide arkadaşlarım sağ olsun. Hatta duygulanıyorum. Sizi tebrik ediyorum. Bir ay önce burada bir toplantı yaptık. Yani kusura bakmayın gerçekten duygulanıyorum. Yani burada 12-13 kişiydik. Ya bir akıl almaz bir para toplandı burada. Ya dedik ki arkadaş burası güzel işler yapıyor. Onun için ben sadece burada hususuyla tahmini bütçeyi açıklıyorum ama biz Allah nasip ederse bu mülkü de alacağız. Burayı da alacağız. Bu işi de aradan kaldıracağız. Sadece bu hani gerekli olduğu için okuyorum. Kayıt alıyoruz bu arada. Kayıt alıyoruz. İmzamı da atıyorum. Personel giderlerimiz 3 yıllık 270 bin lira. Tahmini bütçemizdir bu. 3 yıllık önümüzdeki yönetim kurulunun. Fatura giderlerimiz total 200 bin lira. Vergi ve sigorta giderlerimiz 30 bin lira. 3 yıllık kira giderimiz 180 bin TL. Lokal içi etkinlik ve giderlerimiz 100 bin lira. Maç yayın giderlerimiz 100 bin lira. Toplam giderimiz 880 bin lira. 3 yıllık gelirlerimiz, 3 yıllık üye aidat gelirlerimiz 50 bin lira. Üyelerimizden maç yayın gelirleri 100 bin TL. 3 yıllık lokal ve bu cemiyetten toplanabilecek bağış 370 bin lira. Yönetim kurulumuzun, 3 yıllık yönetim kurulumuzun kesinlikle önerdiği ve ödeyeceği rakam 400 bin lira. Gelirlerimizin toplamı 920 bin lira. Arz ediyorum Sayın Başkan, oynamaya sunabilirsiniz. Teşekkür ederim. 2023 yani önümüzdeki dönemle ilgili mali bütçe okudu kendilerinize. Eller yüksek kalksın ki bir daha bir şeyde ben sormam için. Oylarınızı sunuyorum. Oy çokluğuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bizden takipçisi olacağım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. 10. maddede okunduğu dilek temenni bölümüne geçmeden önce bugün burada aramızda Ramazan Dernekler Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu ile birlikte yol arkadaşlığı yapan Trabzonlar Dernek Başkanı aramızda, yine federasyonumuzun genel başkan yardımcısı Sultan Gazi Trabzonlar Derneğimizin kurucusu, başkanı Sayın Yusuf Kızılı aramızda, yine federasyonumuzun başkan vekili Bayrampaşa Trabzonlar Dernek Başkanı'nı gördüm aramızda, yine genel başkan yardımcısı başkan bir sefa geldi. Yine Şampazarımızın Üsküdar'dan gelen başkan vekilimiz Sayın Hasan abi aramızda, hoş geldiniz, sefa geldi. Bu derneğimizin genel başkanı Sayın İdris Türk'ün de Trabzon Dernekler Federasyonu'nun başkan vekili olması da ayrıca bizim için de gururdu. O da ona da bir alkış istiyorum bu noktada. Biz de orada temsil ediyor. Evet, Bahçelievler ilçemizde yakın bir zamanda büyük işlere imza atan, gençliğe çok önem veren, değerli bir insan, güzel bir insan, Bahçelievler Spor Kulübümüzün başkanı Sayın Levent Dilaver aramızda, hoş geldin, sefa geldin Sayın Genel Başkanım. Evet, burada yine şunu da söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi'yiz. İsimlerini anons ettim ama kendisi bir Trabzonlu. Şöyle bir ayağa kalkar mısın Tahsin abi? Sayın Tahsin Belegoğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi'yiz aramızda ama özellikle Trabzonlu hemşehrilerimizin aradığında ulaşabildiği cenaze işlerinde çok rol olan bir değerli insan. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkan yardımcısı var. Yine hemşehrimiz aramızda Muammer Fettioğlu. Kendisine de hoş geldin, sefa geldin diyorum. Evet, değerli arkadaşlar, genel kurulda yeni seçilmiş olan divan başkanı olarak Sayın İdris Türk'e günün anlamına binaen burada onun için gelen, seven, değer veren, birbirine kıymetli insanlara seslenmesi noktasında kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Divan, çok kıymetli hanımefendi, üniversitemizin değerli doçent olmuş, önünde hedefi olan profesörle Allah kısa zamanda nasip etsin inşallah diyorum. Değerli Hacer Hocam, siyasi partilerimizin çok değerli başkanları, kendisiyle yol yürümekten,
onunla beraber Trabzonlu'ya ve ülkemize hizmet etmekten onur duyduğum, mutluluk duyduğum, çok sevdiğim değerli Genel Başkanım İsmail Şatıroğlu, yönetim kurulumuzda başkan vekili, başkan yardımcısı olarak isimleri az önce okundu, tekrar okumayacağım. Çok kıymetli arkadaşlarım, bu anlamlı günde beni yalnız bırakmayan Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri. Burada okunan özetle mali rapor faaliyetlerin mimarı ben değilim. Mimarı burada bulunan oflu hayratlı birleşik makine insanlardır. Biz bu kadar iltifatı, bu kadar övgüyü hak ediyor muyuz bilmem. Onur Akbil bilsin, millet bilsin diyorum. Aşkımız var, sevdamız var, hedeflerimiz var. Kısa, orta, uzun vadeli hedeflere varabilme adına ve biz aday olmayacaktık. Bunu söyledim, bir daha tekrar etmiş olayım. Son günlerde bu göreve, bu onurlu, şerefli, zor göreve çok talip olmadığından mevcut yönetimden çıkan karar takviyeyle beraber şimdi burada yeni yönetimi tekrar yoracağım. Huzurlarınıza davet ediyorum. Benimle yol yürümeye çıkan yol arkadaşlarımı bu kürsünün hatta benim de önümde durmasını istiyorum. Buyurun. Sayın Devam Başkanım, gündem bitti, temellere geçtik. Bize teşekkür konuşması verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla söylenecek söz olsa da söylenmesi gerekenleri kıymetli hocamız, federasyon başkanımız, siyasi parti ilçe başkanlarımız, aramızda muhtarlarımız var, STK temsilcilerimiz var, çok önemli iş adamlarımız, yani yeni deyimle iş insanlarımız var. Bunların önünü açmak, temenniler bölümünde, dilek ve temennilerde bu değerli şahsiyetleri dinleme adına sözü kısa tutacağım. Biz bugüne kadar yaptıklarımızı değil, yapamadıklarımızla üzülen, yapamadıklarımızı konuşan insanlardanız. Bu vesileyle buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bizim derneğimizin sözcüsü, genel sekreteri, devletimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış Ali Feyzoğlu kardeşim. Burada ne dediyse eksiği var, fazlası yok. Bunun üstüne koyarak gideceğiz. Biz biliyoruz ki Ofun Hayrat'ın iki ilçe ismi neden kullanıyoruz? Evet. Birleşik Makine Komuz'da 6 tane yıldız görürsünüz. O yıldızları hak etmiş, her yıldızın içine baş harfini yazmış, Dereyi, Pınarca, Taflancı, Kılavuz, Şehitli ve Yıldırımlar köylerinin insanları her alanda, her yerde başarısıyla, üretkenliğiyle, çalışkanlığıyla adını dağlara, taşlara yazmıştır. O halde kurulduğu günden günümüze kadar başkanlık ve yönetim yapmış olan tüm dostlarıma, ağabeylerime, kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizim çok değerli büyüğümüz Celal Özdemir'in de bir telgrafı var. Sanırım gözden kaçtı. Bir ziyaret için uzak bir yerde, il dışında, aramızda yok. Kısaca bağlıyorum. Evet, bu yönetim kurulu arkadaşlarımla çok büyük hedeflere ulaşmak için gayretli olacağız. Sizden istediğimiz bizi takip etmeniz, sizin adınıza faydalı olabilecek ne varsa yaparken bize destek olmanız, başaramayacağımız herhangi bir konuda tereddüdünüz olduğu yerde lütfen bize durun deyin. Ancak burada değil, sokakta değil, burada. Burada diyeceğiz bunu. Genel kurulumuzun camiamıza, ilçemize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün bu 2022'nin son gününde bu küçücük alanı büyük demiyorum. İnşallah büyük alanlara taşınacağız. Dolduran, yüreği sevgi dolu insanlara tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi dilek ve temenniler için sözü tekrar Divan Başkanı'na veriyorum. Sağ olun, darbun ağzınıza. Eyvallah başkanım.
çok kıymetli Başkan Sayın İdris Türk ve birbirinden kıymetli yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kendilerini kutluyorum. Tabii kimseyi göndermiyoruz. Daha işin heyecanlı bölümüne geçmedik. Daha heyecanlı bölümü var. Hiçbir siyasi parti başkanlarımızı da tabii göndermiyoruz. Yoğunla biliyoruz. Yine aramızda tabii ben burada tanıdığım, bildiğim isimleri kendimce not alıyoruz. Suç insan olabilir, göremediğimiz, kaçırdığımız olabilir. Aramızda Fatih Belediyesi Meclis Üyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Sermusak. Kendi aramızda hoş geldin, sefa geldin Sayın Meclis. Tabii insan en yakınındakini görmez derler ya. Kırklareli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Türk aramızda. Sayın Başkanım hoş geldin, sefa geldin. Değerli arkadaşlar, biz genel kurulda divan başkanlığı bana verdiklerinde dedim ki böyle üstad, değerli abilerin yanında divan başkanlığı yapmak çok zor. Tabii o geçmiş yıllarda uzun emekleri olan Of'ta, Hayrat'ta ve Türkiye'de, İstanbul'da, Fatih'te çok kitap yazdı, çok güzel STK'larda görev yaptı. Biz zaman zaman öğrencilik yıllarında acaba bir toplantısını nasıl dinleriz diye aşkla ve şevkle takip ettiğimiz Adil Sermusak hocam aramızda. Ben kendisine söz hakkı veriyorum. Geç oldu diyebilirsiniz. Neden? Çünkü Adil hocam burada hem de genel kurulu değerlendirecek. Acaba İdris Türk ne yaptığına baktı, tercümelerine baktı, söylemek not aldı. Ben kendisine söz hakkı veriyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Değerli hazırım. Değerli hazırım. Hepinizi en kalbi duygularımla, sevgilerimle selamlıyorum. Buraya hoş geldiniz. Ben bütün dernekleri kendi evim gibi bildiğim için, gördüğüm için hepinize hoş geldin diyorum. Adın Sarpısak, Of Hayrat, eski ismiyle Makine Ovası, şimdi ismiyle Dereyük Köyü'nde. Annemin verdiği tarihte 27 Aralık 1939'da doğdum. Yani 83 bitti, 84'ten bugün. Bittim mi? 60 Rızkındır seni diyar diyar gezdiren. Bizim zamanımızda pek köyümüzde okul falan yoktu. Biz medreseliyiz. 1956'da o medrese hayatından sonra değerli hocam makine adet alarak imamlığa başladım. 1965 senesinde yorum Almanya'ya düştüm. Almanya'da Allah nasip etti. Birçok hizmetler yaptık. 28 tane dernek kurdum. 8 tane dernek başkanlığı yaptım. Daha çok şeyler. Sonra İstanbul'a geldim. Saflar Çarşısı'na devamlı 1955'te gitmiştim. Saflar Çarşısı'na geldim bir kitap olmaya. Ya hoca dedi, sen bir kitap ne yapacaksın? Sana bir dükkan verelim demişler. Ben bir dükkan satın aldım. Saflar Çarşısı'na yerleştim. Biraz sonra Saflar Çarşısı'na beni başkan seçtiler. Bu arada Beyazıt Camii, bakımsız, sefil, perişan vaziyette orayla ilgilendik. Oraya da bir dernek kurduk. Ondan sonra baktılar bu enayi iyi çalışıyor. Emre Emniyet Müdürlüğü Karakolları Yaptırma Derneği diye bir dernek kurdum. Emniyet Müdürlüğü yeni tayin olmuş 15 günlük. Bak hiç unutmuyorum onu. Bir polis memuru geldi. Dedi ki müdür bey dedi sen dedi davet ediyor. Ne müdürü? Emniyet müdürü. Allah Allah. Ben tanımam selam. Neyse gittik Sevgiye Cihat Boyu'na. Adamca dedi 15 gün oldu dedi ben buraya tayin edeyim. Şu ayağımın altındaki halıyı görüyorsun ya dedi. En az dedi 10 kişi geldi dedi. Bu halının parasını ben verdim diyen dedi. Ya dedi şuraya bir tane kurun da dedi. Bu polisi dilecilikten kurtarın yani. Çok gururlandı. Eminönü Emniyet Müdürlüğü, Karakolları Yaptırma Yaşatma Derneği'ni kurdum 10 sene. Polis araçların tamirinden, karakolların tamirinden, yakıtlarına kadar
elhamdülillah tehdit ettik. Ve en gurur duyduğu eserim Beyazıt Polis Merkezi. Beyaz Meydanı'na gidiyorsunuz, oradaki üniversitenin oradaki o 274 metre ve 5 kat olan bir eşi daha Türkiye olmayan o polis merkezini ben yaptım. O onun mimarı da şu anda aramızda, o zaman İstanbul Belediye İmar Müdürü olan Murat Arun diyelim. Murat Kaka'ya alıp görsünler seni. Kuruluşuna Murat Bey'e ait Sadık Mühendisi Osman Kuru Mahmutoğlu, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Şimdi gururla oradan geçen yollara bakıyorum. 10 senelik bir hizmetten sonradan öğrendim, bir FETÖ'cü müdür geldi. Bize olmadık olmadıkları yaptı, derneği kapattırdı bana. Eminönü Sivil İnisiyatif Platformu uzun zaman kurduk, yönettik. Fatih Kent Konseyi'nde görev yaptık. Ama şu anda da devam ediyoruz. Sahaflar Çarşısı, Kitap Dünyası benden sorulur. Beyaz Camii benden sorulur. Ama hocam şimdi de bana hiç gelmediği için şimdi davet ediyorum. Gelirse affedeceğim, yoksa suçludur. Efendim, Allah nasip ederse bu gönül işidir. Bu bir gönül işidir. Hem zamanınızı harcayacaksınız, hem zamanınızı harcayacaksınız, hem paranızı harcayacaksınız, ama insanların duasını alacaksınız. Eğer ben 84 yaşıma girdiğim şu günde bu sağlığım, bu zindeliğim varsa, ben onu evvelallah sonra bu hizmetlerimi karşılığında Cenab-ı Allah bana lütfettiğine inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, selamla, muhabbetle kucaklıyorum. Sahafla Çarşısı'na bekliyorum inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Adil hocamıza. Allah razı olsun. Ayağına, yüreğine sağlık. Yok, kimseye göndermeyeceğiz. Kimseye göndermeyeceğiz. Çay servisi yapılsın oradan. Başkanın daha sürpriz ikramları varmış da onları söyleyeceğim. Evet, ikram başkanı. Şimdi değerli hocamıza oradan teşekkür ediyorum. Ben çok genç yaşta sivil toplum kuruluşunda yer aldım. Ve Trabzon Devletler Federasyonu'nun gençlik kollarında başladı benim mücadele çalışmalarım. Sağ olsun beni bu noktaya kadar getirdik. Şimdi aramızda Hulami'nin gençlik kollarında Kürtmen Nur Reis ile İran Bahçe Kapılı'yı şuraya davet ediyorum. İkisini buraya davet ediyorum. Şöyle bir davet ediyorum kendilerine. Ve kendilerine de söz hakkı veriyorum. Hangisi konuşmak isterse ikisinin konuşmasını istiyoruz. Neden? Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hem siyasi ilçe başkanlarımızın, hem sivil toplum kuruluşlarımızın gençlere verdiği önemli çok iyi biliyor. Ve gençlerin de bu kurullarda önem verdiğini, sadece hizmet için değil, kendilerine gelecekte güzel yerlere taşıyabilme noktasında, peki arkadaşları evinde yatarken onlar bugün burada sivil toplum kuruluşları içerisinde yer almış, çalışmalar yapmışlar. Ben kendilerine selamlama söz haklarım bu. Açık mı mikrofon? Değil galiba. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Genel Sekreteri Kübra Nur Reis. Bugün İdris Başkanımız bizi buraya davet etti. Biz de hiç ikinci bir şey düşünmeden tabii ki dedik, başkanım hemen geliriz. Yakın mı alayım biraz da? Tamam. Ben İstanbul'a 5 yıl önce üniversite okumak için geldim. Ailem de benim Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Ve hep bir özlemle büyüdüm. Trabzon'la bir memleket hasretiyle büyüdüm. İstanbul'a gelir gelmez de yine bir Yenikapı Trabzon günlerinde federasyonun gençlik kollarına girdim. O günden beri benim buradaki İstanbul'daki ailem federasyon. İsmail Başkanım sağ olsun. Her zaman, her dönemde her zaman yanımda oldu zaten kendisi de. Babam da zaten sürekli görüşürler, babamla da ailemle de. Aynı zamanda gençlik kolları benim burada gerçekten ailem. Her zaman bir arada olmak, bu ortamda olmak. Başkanlarım, Hasan Keskin Başkanım aynı şekilde keza çok iyi bir insandır ve her zaman yanımızda olmuştur. Böyle bir ortamda bulunmak bizler için çok güzel.
Gerçekten bizlere bu şansın verilmesi de çok güzel. Bu mikrofonu da bana uzatmanız da, bize uzatmanız da çok güzel. Her şey için çok teşekkür ederiz. Böyle bir ailede olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Siz söz hakkınızı isteriz. Yok, gerek yok. Evet, özellikle şunu söylüyorum. Yıllar önce ben de aynı sizin gibiydim. Trabzon Devletler Federasyonu'nun gençlik kollarında görev aldığımda aynen çalışıyordum. Abilerimiz bize söz hakkı veriyordu. Eğer bugün burada başarılı bir devam başkanlığı yaptıysam bunu tabii üstadlarımıza borçluyuz. Emekler boşa değildir. Size de yürekten teşekkür ediyoruz. Gençlik kollarına da selamlarımızı iletin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah başkanım. Çok sağ olun. Aramızda Üsküdar Trabzonlar Devlet Başkanımız var. Bahattin Karada. Kendisine hoş geldin, sefa geldin diyorum Sayın Başkanım. Sefalar getirdin. Evet. Evren kardeşim. Evren, söyledim başkanım. Evet, dilek temenniler durumunda ben söz hakkı sormadan vereceğim bir isim var. Bahçelievler Spor Kulübümüzün Gönüllü Başkanı Sayın Levent Dinaver'e bir seda okuyorum. Buyurun başkanım. Sayın hazır ol. Sayın Azrul, evet en zor İdris Başkanım'la yıllardır Sivil Toplum Kuruluşlarına ve siyasette beraber oldum. Böyle güzel insanları bir araya topladığı için kendisine teşekkür ediyorum. Evet, biz spor bölümündeyiz. O da sizler gibi derneklerin peşinde koşuyor. İnşallah hepsini beraber birleştirerek bahçelerde bahçelerleri ve makineleri bir yere getirerek kendisinden söz istiyorum. Çünkü maçlara belli başlı kişiler geliyor. Ama bana sözü var. İnşallah bu dernekteki bütün dostlarla beraber gençlerimizi birleştirerek sporda, çünkü insanları sokaklardan alıp gençlerimizi bir yere getirmek için büyüklerimizin ve derneklerimizin ve siyasi ilçe başkanlarımızın bu konuda yardımını istiyoruz. Bahçelerlere bir şey veriyorsak bunlar sizlerin sayesinde olacak. İnşallah sporda da başarılı olup hep beraber bunu kutlayacağız. Teşekkür ederim. Evet, İlahi Başkanımıza vermiş olduğu mücadeleden dolayı da teşekkür ediyoruz. Dilek ve temenniler bölümünde söz hakkı almak isteyen var mı? Soruyorum. Ayrıca Bahçelievler Trabzonlar Derneğimizin başkan yardımcısı Katip Gülver aramızda, yine yöneticilerden aramızda arkadaşlarımız var. Söz hakkı almak isteyen var mı? Tabii üç tane siyasi partimizin kıymetli ilçe başkanları kongrenin başladığı dakikadan beri buradalar. Bu çok önemli arkadaşlar. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tam burada Yunan'da bize görev veren değerli Azurun'la Sayın Sami Atalay, Adil Sami Musak'la birlikte size layık olma noktasında elimizden geldiği kadar görevimizi icra etmeye çalıştık. 2023 yılında Trabzonlu hemşerilerimizin birliği, beraberliği ve ülkemizin birliği ve beraberliğinin daim olması noktasında Allah birliğimizi daim eylesin. Buraya uzaktan yakından gelen bütün hemşerilerimize, yöneticilerimize, siyasilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin. Kongremiz vatana, millete hayırlı olsun diyorum. Çay ikramımız, kendi ikramımız olacak diye başkan söyledi. Saygılar sunuyorum. Toplu resim almak için de buraya sınırı davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sanma ki yüreğim 40 sene duyamadı. Böyle bir şampiyonluk dünyada yaşanmadı. Karadeniz taşacak, herkes buna şaşacak. Dünya konuştu seni, çok daha konuşacak, çok daha konuşacak. Doldu taştı sokaklar, bitiremedi bizi arabalar, uçaklar. Kendi derdine düştü Fenerli Beşiktaşlı. Bu yıl cimbomlilerin gözleri yaşlı yaşlı, gözleri yaşlı yaşlı. Geçmişte olanlar
Bunları bilmez yeni kuşaklar. Artık imparatorluk el değişti uşaklar. İmparator Abdullah yaptın yapacağın ne? Sen de Türk futbolundan aldın alacağın ne? Aldın alacağın ne? Bekledin, sabrettin, bekledin. Türk spor tarihine yeni sayfa ekledin. Sana hasta diyenler şimdi can çekişiyor. Koy kasketi kafana, o sana yakışıyor, o sana yakışıyor. Yaşa Trabzon'um yaşa. Bu yıl şampiyonluğu kutladım coşa coşa. Almanya'da rastladım çılgın bir arkadaşa. Evini bordo mavi boyamış baştan başa. Boyamış baştan başa. Artık kongreyi bitirdik. İdris Türk başkanımı 3. kez başkanlık koltuğuna oturttuk. Ama burada böyle biz bir ufak da bir şey yaptık, konuşma yani dedikodu diyelim Trabzonspor'la ilgili. Sizi bir tanıyalım. Yakup Türk, başkanın abisiyim. Başkanın abisi misin? Ben tam adamın yanında. Ben de görev yapmışım burada. Evet. Trabzonspor dedik ya, şimdi burada artık İdris abi başkanlık koltuğuna oturttuk. Hayırlı olsun için. Çok kısa bir şey alayım ben sizden, kısa da olsa. Pardon. Tamam. Evet. Evet. Trabzonspor benim hayat yaşamın bir parçasıdır. Evet. Ben ikincilik şampiyonluğundan beri fanatik diye, yani böyle zarar verici değil de normal fanatik bir Trabzonsporluyum. İkincilik şampiyonluğunu yaşamış ve o zor dönemlerde inşaata çalışıp sabah erken kaçıp burada maç babam görmesin diye maçlara kaçıp giden adamım. Beşiktaş'ın eski İnönü Stadı'nı bilenler bilir. Orada tirek vardı. Sabah gittiğimizde Trabzonlu olmayı Beşiktaşlardan kaçarak tirekten yukarı stada giren adamım. Evet, giren adamım. Ve Beşiktaş şeref türbinine hiçbir takımın giremediği dönem bizim o yıllardaki arkadaş topluluğuyla şeref türbinine, İnönü Stadı'nda şeref türbinine Galatasaray Fener seyircisi giremezken biz o tarih devrim yapıp şeref türbinine zorla giren taraftarlardan bir tanesiyim. Ve o gün bugün bütün İstanbul'daki maçlara giderim. Nasıl bir gururdu 2022 yılında şampiyonluğu? 2022 yılı şampiyonluğu benim için anlatılmaz, tarif edilmez yani böyle. Ne mutlu yaşayanlar. Tabii ben Trabzonspor'la üzülen, üzüldüğünle üzülen, sevinçle sevinen, yenildiğimiz zaman sabaha kadar uyumayan birisiyim. O şampiyonluk bize dünyada hiçbir kulübün yaşatmadığı sevinci, görseli bize yaşattı. Ne mutlu bize. Yaşadanlara ve bilhassa da seyirciye yani. Böyle bir seyirci dünyada bir daha yoktur ya. Ve Trabzon'da ben o şeye şölene gidemedim ama buradaki şampiyonluk şölenine en yeni kapıya hem Olimpiyada gittim. Hala daha da git. Zaten ben kongre üyesiyim. Hem kongre üyesiyim hem baso ligim de var. Her maça elimden geldiği kadar giderim. İstanbul'daki maçları kaçırmam zaten. Trabzon'da bulunduğum zaman oraya da giderim. Sezon başı Trabzon'daydım. Gittim mesela Kobenhag maçına. Ne diyeyim yani, ama geçen seneki o şölenin ardından bu yıl biraz mahcubuz yani. Olsun, o da güzel olur. Evet. İnşallah düzelir. İnşallah düzelir ama bu seneden ümitli değilim yani. Transferler bana göre iyi değil. İyi değil. Kimler iyi değil? Yeni transferlerden Gomez'e bir şey diyemiyorum, top gitmiyor. Trezeguet muhteşem. Öbür transferlerin hiçbiri yerinde değil. Hiçbiri yerinde değil. Şu Patra'ya mesela her geçmişi iyi olmuş olabilir. Ama ben Trabzonspor'un adamı olduğuna inanmıyorum. Bu sene bize kaybettikleri çok puan var. Son maçta da yaptığını da gördük. Fuzuli transfer. Bize lazım olan esas yer sağ stoperdi.
bunu çok geç bu adamı aldılar, ben beğenmiyorum. Bize ön libero lazımdı. Torugan şey ettikten sonra ön libero alınmadı. Bir Kıbabin diye birisini aldılar. Hiç beğenmiyorum. Trabzonspor'a gibi adam değil. Heyecan, ruh yok. O Trabzonspor'da oynaman için böyle fokur fokur kaynayacak, forma için oynayacak, öyle bir adam değil. Orta sahada bizim 10 numara dediğimiz yerde mesela bizim adam Polluğu vardı. Bagasetas var, Abdülkadir Ömür var. Yeri geldiğinde Çanini de oynayabiliyordu. Ki buraya Enis Bardi'nin alınması fuzulü. Transfer fiyaskosu. Enis Bardi'yi aldın, ondan sonra Yusuf Yazıcı'yı alıyorsun. Hepten fuzulu. Bir kere Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kiden adamı kere almasına ben karşıyım. İster öz evlat olsun, kim olursa olsun. O adam kendi. Ha, kulüp yollamışsa da sonra alıyorsa başka. Bu kulüp yollamadı. Kendi araya kişileri sokarak kendisi gitmek istedi. Gittiği gibi geldiği de ne oldu? Fiyasko. Demek ki fiyasko. O zaten oyunculuk ruhunu veremeyecekmiş ki fiyasko. Gitmek istedi. Ama ben ya, çok seviyordum onu. Gitmesine karşıydım. Şimdi gelmesine de karşı oldum. Geldiği de fiyasko. Bize mesela yönetimin büyük hatası vardı. Biz Vişça sakatlandı. Bu zaman vardı. Bir sağcık transfer almadı. Bir şey aldılar, Lahtimi diye bir çocuk. Bilmiyorum. Hoca buna niye şans vermiyor? Devşirme sağcık topçu oynatacaksan mevkiindeki adamı oynat, ondan daha iyidir. Öyle Abdülkadir'i oraya sür, Canini'yi oraya sür. Bilmiyorum, hocalara, hocayı geçen sene çok beğendimle beraber, hatta bu haftaki maça kadar bir gün Facebook'ta her maçta herkes benimle kavga ederdi. Hala Abdullah Avcı'yı mi savunuyorsun? Bu maça kadar savunuyordu. Bu maçta beni hayal kırıklığına vurdu.